Roma İmparatorluğu'nun en kötü şöhretli imparatoru olan Neron, Roma'yı milattan sonra 54'ten intihar ettiği milattan sonra 68'e kadar 14 yıl yönetti. İktidarı boyunca zevk ve eğlenceye olan düşkünlüğü, siyasi cinayetleri, Hristiyanlara yaptığı zulüm ve milattan sonra 64'teki büyük yangın sırasında Roma yanarken keman çaldığı şeklindeki uydurma söylentilere yol açan müzik tutkusuyla tanınıyordu. Ama gerçekte Neron nasıldı? Gelin hayatına beraber bakalım. 5. Roma İmparatoru Neron, milattan sonra 15 Aralık 37 tarihinde İtalya'da Roma yakınlarındaki liman kenti Antium'da doğmuştur. Esas adı Lucius Domitius Aenobarbus olan Neron'un tam adı Nero Claudius Divi Claudius Filius Caesar Augustus Germanicus'tur. Annesi İmparator Caligula'nın kız kardeşi genç Julia Agrippina idi. Babası Nihaus Domitius Aenobarbus ise konsül idi. Nero'nun babası tarihçi Suetonius tarafından bir katil olarak tasvir edilmiş ve İmparator Tiberius tarafından vatana ihanet, zina ve ensest ile suçlanmıştır. Tiberius'un ölümü bu suçlamalardan kurtulmasını sağlamıştır. Babası Nihaus, Neron henüz 3 yaşındayken ödem sonucu 39 yılında ölmüştür. Babası ölünce annesi sürgüne gönderildi ve yetiştirmesi için Neron, teyzesi Domitia Lepida'nın yanına gönderildi. 41 yılında dayısı olan İmparator Caligula ve ailesi öldürülünce büyük amcası Claudius imparator oldu ve Neron'un annesinin sürgünden dönmesine izin verdi. 48 yılında İmparator Claudius eşi Messalina'yı idam ettirdi. Sonra da 49 yılında Neron'un annesiyle evlendi. Neron, büyük amcası Claudius tarafından tahtın varisi olarak 50 yılında evlatlık edinildi. Resmi olarak evlat edinilince Lucius Domitius Aenobarbus olan adı Nero Claudius Divi Claudius Filius Caesar Augustus Germanicus olarak değiştirildi. Neron 51 yılında henüz 14 yaşındayken yetişkin ilan edildi ve Senato'ya girmenin ilk basamağı olan prokonsül olarak atandı. İmparator Claudius ile birlikte halk önünde tahtına oturdu. Neron 54-68 yılları arasında Roma İmparatorluğunu yöneterek saltanatı boyunca daha çok diplomasi, ticaret ve imparatorluğun kültürel sermayesinin arttırılması için uğraştı. Sanatçıları korudu. Neron, 4 atın çektiği yarış arabaları kullanmaktan, arp çalmaktan ve şiir okumaktan hoşlanırdı. Saltanatının ilk yıllarında yararlı işler yaptı. Ordu ve dış politikayı yönetmekle yetinerek öteki alanlardaki yönetimi Senato'ya bıraktı. Vergileri hafifletti. Devlet işlerini Seneca ve Brutus'a bıraktı. Annesi, oğlu üzerindeki etkisini yitirmeye başladığını anlayarak, İmparator Claudius'un Messalina ile evlendiğinden olan oğlu Britannicus'u desteklemeye başlayınca, üvey kardeşini 55 yılında, annesini de 59 yılında vatan hainliğiyle suçlayarak öldürttü. 53 yılında evlendiği Claudia Octavia'yı sürgüne gönderip orada öldürttü. Bu arada Poppaea Sabina ile evlenerek spor ve müzikle ilgilenmeye başladı. 62 yılında Brutus'un ölümü ve Seneca'nın da yönetimden çekilmesi, onun despotluk ve vahşet döneminin başlamasına neden oldu. 19 Temmuz 64'te Roma'da başlayan ve 10 gün süren büyük yangından sonra yangının etkilerini azaltmak amacıyla evsiz kalanlara barınak sağladı. Başka kentlerden yiyecek getirerek ucuz fiyatla dağıttı. Askerlerini görevlendirerek yağmacılığı önlemeye çalıştı. Ne var ki halk arasında genel kanı yangını kendisinin çıkardığı yolundaydı. Suçlamalardan kurtulabilmek için yangının Hristiyanlar tarafından çıkarıldığını ileri sürerek büyük bir kıyıma girişti. Kendisini ulaşılmaz bir varlık olarak görmeye başladı. Roma'yı yeniden kurmaya kalkışması, paraların değerini düşürmesi ve hükümdarlık yasasını çıkararak servetlere el koyması, Senato'nun onu tahttan indirmeye karar vermesine yol açtı. 65 yılında Seneca ile şair Luca'nın da içinde bulunduğu darbe hazırlığını öğrenerek Roma geleneği uyarınca darbecilerin kendilerini öldürmelerine izin verdi. Bundan sonra her an bir komplo sonucunda öldürüleceği korkusuyla yaşadı. İmparatorluğunun son döneminde zevk ve eğlenceye düştüğü kadar
Roma'da terör rüzgarlarını da estirdi. 66 yılında Yunanistan'a giderek kendisine karşı düzenlenen darbe girişimlerini bastırdı. Ancak Senato'nun kendisini vatan haini ilan etmesi üzerine Mısır'a kaçmaya çalıştıysa da başarıya ulaşamaması üzerine intihar ederek yaşamına son verdi. Neron, milattan sonra 9 Haziran 68 tarihinde Roma, İtalya'da 31 yaşında ölmüştür. Ölümüyle birlikte Julio Claudion hanedanı sona ermiştir. Bunu 4 imparator yılı olarak da bilinen bir kaos dönemi takip etmiştir. Neron denilince aklımıza ilk gelen Büyük Roma yangınıdır. Bu yangın milattan sonra 64 yılında 18 Haziran'ı 19 Haziran'a bağlayan gecede meydana gelmiştir. Aslında Roma'da yangın hiç eksik olmazdı. Çok sayıda yüksek bina yüzünden kent her zaman yangın tehdidi altındaydı. Ayrıca yemekler açık ateşte pişiriliyordu ve yoksul semtlerdeki evler genelde çabuk alev alan ahşap ve kerpiçtendi. Yangın, Circus Maximus'un güneydoğu köşesinde çabuk tutuşan mallar satan küçük bir dükkanda başladıktan sonra rüzgarın şiddetiyle büyük bir hızla tüm Circus'a yayılmış ve bir anda yollara sıçramış. Roma'daki 14 semtten 4'ü yangında zarar görmedi ama 6 gün 7 gece kenti yalayıp geçen alevler sonunda Roma'nın 3'te 1'ini yok etti. Yangın sırasında Neron, yangından 56 kilometre uzakta deniz kenarındaki yazlık evindeydi. Neron haberi aldığında hemen Roma'ya gitti ve yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yangının gerçek nedeni olasılıkla ocak başında yaşanan bir dikkatsizlikti tabii ki. Ancak danışmanları Neron'a halka bir suçlu gösterilmesi için baskı yapınca Hristiyanlar kundakçı olarak ilan edildi ve yargılananlar da korkunç bir şekilde cezalandırıldı. Neron'un kuşkulu kişi olabileceği daha sonra akla gelecekti. Gerçi o zamanki kaynaklarda hep dikkatsizlik sonucu meydana gelen yangından söz ediliyor. Ama Neron'un Roma'yı yeniden kurmak gibi ilginç bir fikri de vardı. Roma eskisinden çok daha görkemli olmalıydı. Ve Neron yangından sonra gerçekten de dev bir saray kompleksi inşa ettirmişti. Ne var ki Neron'un kundakçı olduğu söylentisi bir türlü kanıtlanamadı. Hatta o dönemin yazarları ve daha sonraki tarihçiler bile Neron'un kundakçı olduğuna inanmadılar. Bu videoda da anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.